İnne fî halqis semâvâti vel ardı ve ihtilâfil leyli ven nehâri le âyât. İnsanlara isyan bilimlerinin gerçeğini tanıtmak, benlik duygularını olumsuz etkileyen yanlış yargılardan onları kurtarmak ve ferdin yaratıcılığına olan inancı kazandırmak amacıyla isyan bilimler tarihi araştırmalarına adanmış bir ömür. Bilimler tarihinin zirve ismi Profesör Doktor Fuat Sezgin, 1924'te Bitlis'te dünyaya gelir. Yaşam idealine dönüştürdüğü bu konuyu her yönüyle kavramak için birçok dil öğrenir. Üniversitelerden uzaklaştırılan 147 akademisyenden biri olduğunu öğrendiğinde takvimler 1960'ı göstermektedir. Hazin bir şekilde ülkeden ayrılır, kendisini davet eden Frankfurt Goethe Üniversitesi'ne gider. Çalışmalarını aynı aşk ve şevkle orada da sürdürür. 1966'da profesör olur. Çalışmalarına İstanbul'da başladığı İslam bilimleri tarihinin ilk cildini 1967'de yayınlar. İslam bilim tarihiyle ilgili ne varsa peşine düşen Sezgin, 60 kadar ülkede incelemelerde bulunur. Yaptığı çalışmalar 15 cilde ulaşır. Kendisini rahmetle anıyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da emri ve direktifleri doğrultusunda Türkiye'nin bütün üniversitelerinde ve hatta Türkiye'nin bütün kurumlarında anılmak üzere 2019 yılı Fuat Sezgin yılı olarak ilan edilince biz de Mardin Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi olarak bu konuda bugün için böyle bir sempozyum düşündük. İslam medeniyeti sadece Kur'an'ı ilimler alanında, tefsir, hadis, fıkıh, kelam alanında değil, astronomi başta olmak üzere ki İslami ibadetleri en çok ilgilendiren ilim olduğundan dolayı İslam medeniyeti astronomi ilmi araştırmalarıyla başlamış ve ardından kimya, fizik, matematik, cebir ve özellikle tıp alanında muazzam eserler ortaya koymuştur. Ve Haçlı seferleriyle bu ilmin batıya intikal etmesi sonucunda İtalya'da ortaya çıkan Arapça kitapların Latince'ye çevrilmesi olayından sonra Rönesans'ın başladığını görebiliyoruz. Ve bugün birçok Avrupalı ilim adamı, oryantalist hocalar bunu açıkça ifade ederler ki Avrupa medeniyetinin temelinde Beytülhikme'de yazılan eserlerin Latince'ye tercüme edilmesi bu medeniyeti ortaya çıkarmıştır. Ve Avrupa medeniyeti diye bir medeniyet yoktur. İslam medeniyeti üzerine bina edilmiş yeni bir medeniyet vardır. İşte bundan dolayı İslam medeniyetinin verilerini ortaya çıkaran bu ilim adamlarını rahmetle ve saygıyla anıyoruz. İnşallah bugün 3 oturumda başta Fuat Sezgin olmak üzere ve onun çalışmalarından bahsetmeye çalışırken bu alanda yapılmış çalışmaları astronomi, fizik, kimya, matematik ve ziraat tarihi alanlarında önemli çalışmalar ortaya konacak ve hocalarımız tarafından sizlere bu konuda bilgi aktarımında bulunulacaktır. Ve son konuşmacımız da Marmara Üniversitesi'nde Profesör Doktor Zeki Tez hocamız. Hocam buyurunuz.